Yukarı Mezre yani yeni adıyla Esenevler'den ayrılıp Konutlar Mezresi'ne konuk oluyoruz. Mezreye bağlı 4 kom var. Aşağı mezre, konutlar, mom kom ya da yukarı çifteler ve aşağı çifteler. İlk yerleşim yeri aşağı mezreydi. Burada heyelan olduğu için zamanla yukarı mezre oluşmuş ve merkez haline gelmiştir. Heyelan bölgesi olan aşağı mezrede oturanların taşınması için Tuzla çayına bakan bir yamaçta konutlar yapıldı. Aşağı mezrelilerin büyük şehirlere göç etmeyenleri bir hayli gecikmeli de olsa bu konutlara taşındı. Bugün aşağı mezrede sadece bir ev var. 40'ın üzerinde konuttan oluşan konutlarda ise 10'un üzerinde ev kalmış. Mesela 42 tane. Şu anda 42 tane de 15 tane var. Hı hı. Nerelere gittiler? Çoğular Eşe'ye gittiler. Antalya'ya gitmişler. Peki siz ne yapıyorsunuz? Biz çiftçiyle uğraşıyoruz. Hayvancılık mı, tarım mı daha çok? Tarım işte. Hı. Okul var mı? Var. Okul var, kapalı. Neden? Verimci olmadığı için telden aldık, işte kapatılar. Öğrenci yok köyde. Yok şu anda yok. Yatılı okula mı? Yatılı okula. Şu en baştaki bina ne? Şu mu? Şu burası okul. Burası sınıflık. Sınıf okul. Ondan sonra? Şu lojman. Lojman. Aradaki de tuvalet. Aradaki tuvalet. Evet. Aşağıdaki lojmanı. En son ne zaman açıktı? Nasıl? Yani son öğrenciler ne zaman gitmişti? Ya, kaç yılda kapıldı? 94'te kapandı işte. 94'te kapandı. Esenevler, İbrahim Ağa köyü. Eski yani. Köylerimizi yıkılmış. Köylerimize bakım yok.
kanalizasyonumuz yani şeyleri yoktur. Yani. Yok. He. Hiç su eksikliğimizi vardır. Bakan yok. Depolarımızı açık. Üstü kapanmazda bakım gene yok. Yani ne müdafaa ediyoruz ki hiç kimse derimize bir ortak olamıyor yani. Mümkün değil yani. Bak vatandaşlar niye kaçıyor gidiyor? Köylere bakım olmayınca köylere kimse bakmadı. Vatandaş hepsi kaçıyor şehirlere. Şehirlere ne olur? Pahalılık oluyor. Pahalılık ne olur? İdaresi olmayınca kötü yollara düşer. Hırkız olur. Dalavarcı olur. Yalancı olur. Ne olur? Devlet alır tıkatı içeriye. Bu olmaması lazım. Bu herkes eşit olacaksa bu olmaz. Mesela gazine mali var. Karıştıran mali var. Ne olur? Gene ağalara devrediyor. Ne olur? Zenginlere devroluyor. Bu devirde ne oluyor? Bu vatandaşlar hepsi topraksızdır. Toprağı yoktur. Bu eğer vatandaşlara yetiş verse bu devletin malını, gazına malını, devlete aracı olmayanlara verse bu halarda köylü gitmez. Ben Ankara Gazi Üniversitesi Aile Ekonomisi ve Beslenme mezunuyum. Şu anda atama bekliyorum. Özellikle Alevi kesimi olarak işte bu hizmetin Cem TV ve diğer kanalların çıkmasıyla beraber Yol TV halk daha bilinçlenmeye başladı. Özellikle diğer şehirlerde okuyan insanlarımızın daha işte bilim olarak ilerleyen, daha kendini yetiştirmiş insanların buraya gelip en azından buradaki insanlara biraz daha katkıları olması gerekir. İşte tarihe baktığımızda yıllarca Alevi milleti bu dağlara sığınarak en önemlisi ise kendi güvenliğini bu dağlarda buldular ve yıllarca bu dağlarda yaşadılar. Bazı eksikler de bununla beraber devam etti. Bunun siyasi, ekonomik bir sürü sonuçları ortaya çıktı. En azından bu süre başında işte en azından 2000 yıllardan başlayarak bu süreç daha hızlandı. Alevi kesimi daha uyandı. Ve bundan sonra aydın günlerin Alevi milletini beklediğini düşünüyorum. Ve Alevi milletinin de özellikle buradaki eski yaşadığı yerlere sahip olması gerekir. Kendi kültürüne özellikle Aleviliği araştırıp kendini daha toplumda var olduğunu kabul etmesi gerekir. Ve en önemli sorunlardan biri de bu zaten. Başka çeşmeniz var mı peki? Şimdi bu konutlara ek olarak neler yapılmış? Ahır, samanlık falan mı? Ahır yapmışız. Melek yapmış mesela. Şu 300 metre altası yani. Her konutun aynı mı? Aynı.
Bizim görüşümüz yok. Sen daha bilgileri misin? Teşekkür, azma teşekkür. Azma teşekkür. Valla bizim mesajımız televizyonuma daha ziyade program. Bizim dilde hiç program yok.